Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. House Flipper 3. bölümle yine birlikteyiz. En son ne yapmıştık? En son bir ofis yapmıştık. Bunun harabe halinden güzel bir çalışma alanına dönüştürdüm. Yatak odasını ve çalışma odasını düzenledim. Fakat banyoda geliştirmeler yapamadığım için orayı tamamlayamadım. Ama hikayeli ilerleme kaydettikten sonra oraya da geçeceğim. Kanalıma abone olup yorum atıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Yaban otları da çıkmış burada. Bunları temizlemenin bir avantajı oluyor mu acaba? Görüntü açısından biraz hoş durmuyor. Şu ayak sesini... Neyse. Evet, bu şekilde tamamlamıştık. Laptopumuzu koyduk, masamızı ayarladık. Burada bir kitaplık. Televizyon koyduk buraya. Burası odamız. Biraz sade ve basit bir şeyler kullandım. Renk cümbüşü yok. Yakın tonlarda. Gözü ağrıtmayacak şekilde hallettim. Şimdi... Banyoyu tamamlayamadım. Çünkü kullanılabilir değil diyor. Buraya da bir ufak bir dokunuş yapacağım. Vaktimiz yeterse. Şimdi önce bir iş alalım. 3 tane iş var. Temizlenecek öğrenci evi. Tamam, buraya gidelim. Yani standart öğrenci evinde benim beklediğim bir manzara var. Bayağı etrafı bok götürüyordur muhtemelen. Adamın gönderdiği maili de okuyayım. Günaydın. Umarım bana yardımcı olabilirsiniz. Emekli bir insanım. Sağlığım da pek yerinde. Sayılmaz yıllardır kiraya verdiğim bir adet evim var. Bu yılda birkaç öğrenciye kiraya verdim ama hiç de iyi etmemişim. Kirayı ödemeyi kestiler. Telefonlarına cevap vermiyorlar. Yüz yüze konuşmaya gittiğim zaman da biricik evimin halini görünce az daha kalp krizi geçirecektim. Yani insanlar... Öğrencilere neden ev vermediğini oyunda bile görebiliyoruz. Evim çok kirliydi. Her yerde çöpler, içki şişeleri ve çamur vardı. Bir tanesi bahçede sızmıştı. Konuşmak istediğimde kaba bir şekilde gitmemi söylediler. Sonunda evden attırdım onları. Ama evin hali harap. Bazı mobilyalar, radyatörler de ortalıkta yok. Evimi temizleyip yeni kiracılar için uygun hale getirebilir misiniz? Ben de böylelikle bu talihsiz olayı arkamda bırakmış olurum. Saygılarımla Tayfun Talip. Tayfun Talip. Abimiz. Şimdi öğrenciler evin amına koymuş belli. Bir şeyleri de dızlamışlar. Adam belli ki mezun oldu, gidiyor. Ev sahibi de bunlarla uğraşmış. Giderken demiş, ulan öyle mi öyle. Zaten belli. Buraları gezmek istiyorum. Bunlar öğrenci değil de balici falanmış herhalde. Oh. Oh, oh. Ne sikiyim? Bu ne lan? Bunlar bildiğin tekel dükkanı açmış buraya. Etrafı bok götürüyor. Yani bu evde bilmiyorum nasıl yaşıyorlardı acaba. Ama tipik öğrenci evi. Standart. Yani sadece Türkiye'de değil bu tabi. Görüyoruz. Şunları bir temizleyelim. Önce odalardaki çöpleri temizleyeceğim.
Sonra odaların içini teker teker temizleyeceğim. Süpürgedir vesaire. Burada çöp yok. Böcek sarmış. Çok normal. Yani mutasyona uğramamış en azından hamam böceklere. İçerideki bütün çöpleri topladım derken bunları fark etmedim. Evet. Ey maşallah. Bunlar şarapçıymış herhalde. Belli tabi öğrenci adamın ne parası mı olacak cebinde? Aynı fazla köpek öldüren. Daha buralar da var galiba, evet. Buraya biri kan kusmuş. Kan kusmuş. Yani bu bildiğin TRT'deki istifçiler var. Program var bir tane. Aynı onun gibi olmuş biraz evin içi. Şimdi gelelim şöyle ufak odadan başlayalım temizlemeye. Kiri temizle. Daha... Aha, şuralarda var. Tamam. Bir de camı temizleyelim. Radyatör. Hemen... Radyatörü de... takalım. Şu şekil. Hop. Tamam. Burası tamam. Ama bu odayı hallettim. Çöpü dök diyor. Daha nerede çöp var lan? Bunun arkasında falan mı çöp var acaba? Ya. Yatağın koltuğun altında vesaire. Hayır. Ha, duvardaki portreymiş. Şimdi temizleyelim. Bu çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Gıcır gıcır. Yapmadan gitmek yok. Şöyle. Evet. Camı temizle. Okey. Okey. Beyaz. Cihazları monte et diyor. Radyatör. Hemen. Tamirci. Şu tamiri fullemek istiyorum daha hızlı yapabilmek için. Daha hızlı temizlik. Makul. Buraya bir boya alalım.
Beyaz. Bu odaya villaya atalım yere. Bir süre sonra eliniz alışıyor oyuna. Yani daha hızlı oynamaya başlıyorsunuz. Öğrendikten sonra. Bir de skill'le tabii. Geliştirince daha çok etkisi olabiliyor. Kat geçelim de. %91. Okey. Başka boyanacak beyaz bir yer var mı acaba? Tamam, yok. Şimdi buraya bir de radyatör taktım mı, bu odanın da işi bitiyor. Oluyor lan? Bu oda da tamam. Burası da tamam. Şimdi burayı halledelim. Bir tane lavabo takalım. Hayır, tabii ki de azalan. Yalnız çok hızlı yapmaya başladı harbiden. Geliştirince skill'i. Tamam. Kili temizle. Kirlerimizi de bir temizleyelim. Ben de öğrenci evinde yaşadım ama hiç böyle bir pislik yapmıyordum valla. Ya bu biraz insan içinde olacak bir şey ya. Hani içinden gelerek yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Sonuçta aslan yattığı yerden belli olur abi. Yani ev temizlemek bazıları tarafından böyle komik karşılansa da yerin temiz olup böyle düzenli durması bence hoş. En azından temiz olması. Okey. Burayı da hallettik. Şimdi buraya gelelim.
Kiri temizle. Dolaba bok atmışlar. Bir yerde daha pislik var ama nerede olduğunu bulamıyorum. Şurada. Okey. Hemen camları temizleyelim. Tamam. Radyatör de takalım. Bu oda da tamamdır. Hatta şu koltuğu da düzeltmek istiyorum ya. Yani. Böyle. Burada da tamam. Burası var. Burası tuvalet. Buraya gireceğim. Burayı bir temizleyelim. Yosun bağlamış. Rengi belli oldu pisliği kaldırınca. Şimdi. Çamaşır makinesi, radyatör. Radyatörü bir takalım. Okey. Bir de çamaşır makinesi. Makinenin içini boş satın aldık herhalde. Direkt dış. Ne oldu? Ha. Okey. Burayı da hallettik abi.
şeyler. Koridoru da hallettik. Kimin lan bu ya? Al artık. Lan hadi. Abicim. Kendiliğinden gittiler. Bakalım bulalım şimdi o %1'lik yer nerede? Tamam. Bir de radyatör. Burası öğrenci evinden ziyade öğrenci yurdu gibi. Kaç tane odası var yani. Şurayı düzelttik.
Bir de radyatör çaktım mı buraya? İyi para, iyi iyi. Güzel güzel. Şimdi devam edelim. Hızlı bir şekilde. Hikaye satılmış. Beni bu iğrenç renklerden kurtar canım. Banyo ve ev atölyesi. Bunu merak ediyorum. Merhaba, bizimle beraber yaşayan büyük annem geçen sene vefat etti. Odası aylardır boştu. Biz de yeniden yapılandırmaya karar verdik. Kocam alet edevatını koyacak bir oda. Ben de fazladan bir banyo istiyorum. Çünkü evimiz hayli büyük olmasına rağmen içinde sadece bir banyo var. Kızımız artık küçük değil ve sabahları banyoyu meşgul etmeye başladı. Hal böyle olunca bizim için güne başlamak zor oluyor. Lütfen büyük annemin odasındaki bütün eşyaları evden uzaklaştırın. Odayı ikiye ayıran bir duvar örün. Mevcut banyo büyük annemin odasının hemen üstünde. Yeni banyoyu inşa etmekte zorlanmazsınız yani. Yeni banyonun zarif ve işlevsel olmasını istiyorum. Bütün duvarları parlak fayanslarla döşeyin. Peki. Peki. Şimdi güzel çiçekler ekilmiş. Otları sök diyor. Allah Allah. Neyse girelim. Nereye yapacakmışız? Bir ona bakalım şimdi. Küçük mutfaklı oturma odası. Bu burası mı? Ne demiş? Şu aradaki duvarı mı kaldırmamı istiyor? Bakayım mı görevlere? Dokuz tane duvar koy demiş, yerleştir demiş. Burada bir yamukluk mu var? Bana mı öyle geliyor? Anlayamadım ama. Bakalım. Tamam. Şimdi. Klasik sandalye. Lavabolu klasik mutfak köşe takımı. Bir de yemek odası için büfe. Bu mu acaba? Okey. Şu an buradayız. Bir tane çamaşır makinesi alalım. Şöyle sağlamından. Da bunu nereye monte edeceğiz? Şunları bir halledelim önce. Neyin nereye koyulması gerektiğini en azından bilmiş oluruz. Evet. Bu ne lan? Sağlamından bir çamaşır makinesi alalım.
Da hala bunu bağlayacak yer var. Birleştirelim. Bir tane küvet istemiş, tuvalet istemiş. Şöyle bir tane tuvalet kalitelisinden kışları rahat etsin. Şu siyah olsun. Bu kadar mı? Bir tane lavabo istemiş. Şu kalitelisinden. Lavaboyu nereye yerleştiriyoruz? Küvet. Peki. Bu ne amına koyayım böyle ya? Ben anlamadım, bunlar karşılıklı falan mı yıkanacaklar acaba? Fantezileri falan var herhalde. Bir de lavabo diyor. Lavaboyu ben şimdi nereye koyacağım? Derken. Okey. Çok çok bir şey oldu. Tuvalet kağıtlı totonunuzu silebilmeniz için mi? Böyle kapıya çarpabilir, ona göre için. Yuvarlak halı. Şöyle ortada olsun. Lan ya, tamam. Da. Burası değil. Burası hiç değil. Burası da değil. İkiler. Buradan mı bahsediyor acaba? Şakayık şizofrener. Şey. Şizofren, he amına koyayım. Şifonyer. Bunları da saptı herhalde. Ben bakmadan şu an. Viyana resmi. Saat istememiş. Saksı diyor. Okey. Bir tane daha mı? Karşılıklı olsun.
Okey. Yalnız ofis de çok tatlı oldu ya. Şöyle gözümü kapatıp bir tane seçiyorum. Hangisine yakın durursa onu yapacağım. Yıkılacak duvar. Adnan Duman demiş ki, sayın ilgili, son zamanlarda büyük odalar moda oldu. Bu durumu komşumun ve onun da komşusunun evlerindeki birkaç duvarı yıkmalarından da anlamak mümkün. Ben de kendi evimdeki birkaç duvarı yıkmak istiyorum. Oturma odası, mutfak ve koridorun arasındaki duvarlar bana çok gereksiz geliyor. Dahası karşı komşunun yatak odasının duvarlarını gökyüzü mavisine boyadı. Ben de aynısını istiyorum. İnancım o ki bu denki değil bence. Bu denli profesyonel bir kurum benim isteklerimi makul bir fiyata halledecektir. Saygılar. Saygılar efendim. Evet, hızlı bir şekilde dalıyorum evin içine. Burayı kır demiş. Burayı buradan. Şöyle. Haydi vere bismillah. Duvarlar niye kırılmadı? Of, amına koyayım. Adam dozer gibi amına koyuyor. Kırıl. Burası tamam. Donuk mavi. Yani hoş bir renk. Ama muhtemelen evime kullanmam. İşimizi yarım bitirmeyeceğiz. Yarım bitirip çıkmak yok. Hem hızlı level almak adına hem de görevi tamamlamak için.
hallettik. Bayağı da hızlı hallettim. 5-6 dakikada tamamını hallettim evin. Bu da ne pislenmiş. Ev niye pisleniyor abi? Hakan Johnson. Selam. Yeni bir araba aldım ama garajımda çöpten arabayı koyacak yer yok. Garajımı temizlesen de benim de arabamı koyacak bir yerim olsa keşke. Eğer arabamı yıkarsan falan. Hay hay efendim. Parasını verdikten sonra. Seni bile yıkarım. Göremediğim bir şey mi var? Araba taşıyor aman abi. Oh. Şimdi önce bir temizleyelim. Geliştirmemiz var mı? Varmış. Sıvamadan girelim.
Amına koyduğumun kutusunu göremedim bak, görüyor musun? Kamufle olmuş amına koyayım. Çöpleri döktük. Okey. Kiri temizleyelim. Hassas dokunuşlar yapıyorum. Evet sevgili dostlar, 3. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve like atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden her şey için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.